şey doğru yerde mi? Çocuklar, vites doğru yerde mi? Doğru yerde bak. Vites yok. Şöyle mi yapıyoruz? Sadece posta olalım ya. Başlayın. Mehmet araba geldin mi? Önce gidene bir hediye falan var başkanım. Ne oldu? El sallamamak lazım. El sallamamak lazım. Keyfini sürüyoruz, mutluluğunu yaşıyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi şehir gün geçmiyor, hafta geçmiyor ki uluslararası Türkiye'de ve dünyada ses getirecek bir etkinliğe ev sahipliği yapmasın. Hepimizin bildiği gibi geçen hafta Uluslararası Kapadokya Film Festivali'ni yapmıştık. Bugün ise Avrupa Spor Haftası nedeniyle Harekete Geç kampanyası, daha doğrusu projesi kapsamında Herkes İçin Spor Federasyonu ile birlikte Türkiye'nin 81 ilinde aynı zamanda gerçekleştirilen faaliyetler başladı. Ama 3 tane şehirde hem açılışı hem de kapanışı yapılmak için planlandı. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin başkenti Ankara. Bir tanesi dünyanın başkenti Ankara. Bir tanesi de Türkiye'nin yükselen yıldızı Nevşehir'de bu proje hayata geçiyor. Bugün keyifli bir gün. Biraz sonra inşallah bisikletlerle birlikte Uçhisar'dan Nevşehir'e doğru Türkiye'nin yükselen yıldızına doğru hep birlikte hareket edeceğiz. Sonra orada farklı gösterilerimiz var. İnşallah akşamda çok güzel bir organizasyonla inşallah bu Harekete Geç projesi kapsamında Avrupa Spor Haftası etkinliğini hep beraber kutlamış. Şehrimizde de hem sanatın beraberinde sporun bir kez daha gündeme gelmesini, şehrin sporla anılmasını temin edecek, sağlayacak bir projeyi de inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Projedeki ana amaç şu: zaten Herkes İçin Spor Federasyonu'nun temeli ve Avrupa Spor Haftası'nın temel mantığı şu: 7'den 70'e herhangi bir ayrım yapmaksızın her yaş grubunda insanların spora olan ilgisini ve spora olan yakınlığını artırmak, onları spora teşvik etmek. Bu kapsamda zaten Avrupa Spor Haftası'nın mantığı, Herkes İçin Spor Federasyonu'nda vizyonu ve misyonu bu. Bizim buradaki yapmak istediğimiz hem Türkiye'de hem dünyada, beraberinde de tabii ki şehrimizde, 7'den 70'e her kategoriden, her kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla spora yönelmelerini, spor faaliyetlerine katılmalarını, en azından profesyonel olarak yapmasalar dahi sporun bir tarafından tutunmalarını ve hayatlarını sporla birlikte güçlendirmelerini, güzelleştirmelerini ve beraberinde de sağlıklı bir hayat sürmelerini temin edecek bir mantıktır. Bu da bugün o ayaklardan bir tanesi.